Değerli arkadaşlarım, İslamiyet öncesi kültür medeniyetin din ve inanış kısmına geldik. Tabii 2000'li yıllardan itibaren, yani 1999 KMS'den itibaren bu sınav isimsel olarak değişiyor. DMS veya en son KPSS oldu. Arkadaşlar, din ve inanıştan şimdiye kadar 6 defa, 7 defa civarında soru gelmiş. Hatta ön lisans orta öğretimde de gelen sorular var. Şimdi bunları topladığımız zaman din ve inanış basit bir konudur. Ama öyle bir ince noktası vardır ki burayı yaparsak aslında o gelen sınav sorusunda yaparız diye düşünüyorum. Önce şunu bilmek lazım. Türkleri tarih boyunca kullandığı dinler var. Şimdi siz bunları biliyorsunuz. Gök Tanrı var, Şamanizm var, Hristiyanlık var, Avrupa'ya göç edenler. Daha sonra Karluklarla başlayan İslamiyet süreci var. Yine baktığımız zaman Hazarların Museviliği var. Doğru mu? O zaman önce Türklerin tarih boyunca kullandığı dinleri hep beraber bir yazalım değerli arkadaşlarım. Hangi dinler var? Gök Tanrı var. Arkadaşlar, Şamanizm bazı kaynaklarda din, bazı kaynaklarda inanış olarak geçer. Onu da söyleyeyim. Efendim, hangi din var? Avrupa'ya göç edenler Hristiyan oldu. Doğru mu? Efendim, en son bizler şurada İslamiyet'e geçtik. Budizm yok mu? Var. Peki Maniyeizm yok mu? Var. Uygurlar. Peki arada bir tane daha olacak değerli arkadaşlarım. Bu nedir sizce? Musevilik, Hazarlar. Size bir soru. Ya biz niye bu kadar fazla din değiştiriyoruz ya? Size niye? Ne kadar fazla göç edersen o kadar fazla farklı kültür ve inanışla karşılaşırsın. Elbette etkileşimin olduğu da bu kadar fazla dine, inançtan belli oluyor. Peki Türklerin tarih boyunca değerli arkadaşlarım birçok inancı da vardır. Mesela günümüzde de var. Arife günleri gittiğimiz mezarlık ziyaretleri mesela. Biz buna atalar kültü diyoruz. Bu arada dikkat, kült inanç demektir. Bak, burada bir kavram var. Önce şuraya bir yazayım. Kült ne demek? İnanç. O zaman ben buraya atalar kültü yazarsam ne anlamı gelir? Atalara duyulan inanç. Neyi biliyor musun atalara duyulan inanç? Ebeveynlerimiz ölüyor. Öldükten sonra değerli arkadaşlarım her doğum günlerinde ve her ölüm yıl dönümlerinde Gök Tanrı adına gidiyoruz, oraya da kurban kesiyoruz. Kurbanın o ruhunun onun ruhunu beslediğine inandırıyoruz. Atalar kültü klasik anlamda mezar ziyarettir. Tabii o zaman oradaki mezar ziyaretleri çok var. Şimdi mezar başında biz kurban kesiyor muyuz? Yok. Ama onlar o zamanlar kurbanı kesiyorlarmış. Diyorlar ki buradaki kurban oradaki atamı ne yapıyor? Doyuruyor. Artı arkadaşlar, ebeveynlerimizin, ölen ebeveynlerimizin yukarıdan bizi izlediğine inanılıyor. Şimdi hepimize soralım. Annemiz babamız bizi, Allah muhafaza, dedemiz babaannemiz yukarıdan izlediğini düşünelim. Günay, istediğin hareketi yapabilir misin? Üniversitede özellikle. Yapamazdı değil mi? Bakın, yukarıda anne, baba, dede seni izlediğine inanıyorsun. O zaman bu ne yapıyor aşağıda seni? İster istemez değerli arkadaşlar, kötü şeylerden de koruyor. Ya annem ayıp olur, babam ayıp olur, ruhları incinir diye yapmamışlar değerli. Atalar kültü klasik mezar ziyaretidir. Tamam. Peki, mesela doğalar kültü var. Duydunuz mu öyle bir şey? Arkadaşlar, doğada birçok varlık var. Ağacı, bitkisi değil mi? Ay, güneş, yıldız. Her birinin insanı etkilediği düşünüyor. Doğru mudur? Bazı bak mesela biz bile günümüzde diyoruz ki efendim bu arkadaşın yıldızı düşük diyoruz. Doğru mu? Nereden biliyorsun yıldızı düşük olup olma? Ne anlamda kullanıyorsun? Mesela güneş olan yerlerdeki insanların ruh halleriyle efendim sürekli yağmur yağan yerlerdeki insanların ruh halleri aynı olmayabilir. O yüzden doğalar kültü doğadaki varlıklara önem vermektedir. Mesela yer, su, gök inancı vardır. Hocam bu ne? Yer, su, gök inancı. Burada da özellikle işte mevcut bulunan bazı şeyler var. Yine aynı şekilde ırmak var, bilmem ne var. Hepsine inanılıyor mesela değerli arkadaşlarım. Mesela doğalar kültünde yine bir şeylerin böyle insanları etkilediğine inanırken yer, su, gökte de aynı mantık var. Yerde, suda ve gökteki şeylerin insanların etkilediği söyleniyor. Peki bir başka olay ise değerli arkadaşlar ne söyleyelim mesela? Atalar, doğalar, yer, su, gök, totemizm. Duydunuz mu böyle bir şey? Diğer adıyla ne? Ongunluk. Bak, bu kavrama dikkat edelim bu arada, ongunluk. Totemizm ne demek? Arkadaşlar, herkesin bir totemi var. Yani bugün yok desek bile yanlış söylemiş oluruz. Mesela eskiden biz üniversite sınavına girerken herkes kendi kalemiyle giriyordu mesela. Eskiden ÖSYM'nin bir kalemi yoktu, bize dağıttı. Sen normal kendi kalemini alıyordun. E peki kendi kalemini alırken nasıl alıyordun? En sevdiğin kalemi. En uğurlu geldiğine inandığın kalem. En silgi, yani sevdiğin silgi. Kokulu silgiler o zamanlar bizim de daha yeni modaydı mesela. Anlaştık mı? Bu bir totemdir.
Veya bir takım elbiseyle gitmek işe, o işe hep aynı takım elbiseyle gittiğinde atanmak gibi ya da oraya alınmak gibi. O zaman ne yaparsın? Her işe başladığın zaman o takım elbiseyle gitmeyi adet haline getirsin. E bizde de şimdi ben biliyorsun Ankara işim. Maça gidiyorsun. Zaten bizim takımın galip geldiğini gören yok. Bir ara dediler ki bir tane güğüm getirdiler maça. Güğüm, güğüm. Güğümü biliyorsunuz kocaman bir şey. Sobanın üzerine konuyor. Arkadaşlar güğüm getirdiğimiz tüm maçları kazanıyoruz. Güğüm getirmediğimiz hiçbir maç kazanamıyoruz ya. E tabi güğümü de her zaman sokamıyor polislerden. Nasıl sokacak? O yüzden arkadaşlar totem özellikle erkeklerin maç izlerken çok fazla olur. Dakika 90'dır, 0-0'dır. Adam gider kanepenin arkasına yatar. Dersin ki ya bir eşi gelse sen ne yapıyorsun der. Der ki bu benim totemim. Ben ne zaman buraya yatsam gol olur. Arkadaşlar totem özellikle spor müsabakalarında çok olur. Sporcular da toteme çok inanır bu arada. Onu da size söyleyeyim. Var mı Günay totemin? Söyle. Fenerbahçe bir totem değil. Ve ne yani o Fenerbahçe totem olur mu? Hocam evde bir kanepe var mesela oraya uzak. Yani sen de aynı bir şey. Aynı mantık. Bak işte genelde erkeklerde olur. Sporcularda olur. Totem tabii ki kadınlarda olur. Fark etmiyor. Ama erkeklerin maç esnalarındaki totemlerini bir görseniz var ya yerlere yatarsınız gülmekten arkadaşlar. İlk yarı bir kanepe, ikinci yarı bir kanepe. İlk yarı bir kanepe, ikinci yarı bir kanepeye gitmeleri var. Mesela devamlı eşi önünden geçerken pozisyona girmesi takımı sen onu görememen mesela. Hep bunlar olmuştur. Totem hayatımızda hep var arkadaşlar. Bunu tamam bunu bilin. Bizim enişte var mesela. Gitti hiçbir maçı kazanamadık. Yani Allah razı olsun. En sonunda kombinesini iptal ettirdik de kümede kaldıydık gene düştük. E hala etkisi devam ediyor. Gelelim kavramlara. Değerli arkadaşlarım bu kavramlardan genelde 3 senede 4 senede bir soru geliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. You diye bir kavram duydunuz mu? Ondan başlayacağız. Önce şunu söyleyelim. Bir kişi ölüyor. Öldükten sonra değerli arkadaşlarım kurgan adı verilen mezarlara açılıyor. Mezarlar nasıl biliyor musunuz? İki oda bir salon gibi düşün. Çok büyük bir mezar aynı bu stüdyo kadar. Bu stüdyoda bir kısmında kim yatıyor? Ölen kişi. Diğer bir kısmına ne konuluyor? Arkadaşlar sevdiği tüm eşyalar oku, yayı, varsa işte ibriği, tası, tarağı hepsi konuluyor. Peki dikkat. Halısı konuluyor. O çadırda kaldığı halısı var ya. Çadır katlanıp konuluyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Çok bazı aşırı adetler de var. Eğer bu kişi bir beyse, beyinde köleleri varsa köleler de öldürülüyor. At var ya atı. Atı da öldürülüyor çatlatılarak. Ve hepsi beraber gömülüyor. Şimdi hepinize soru. Ya ben niye gidiyorum da adamı öldürüyorum? İşte kölesini öldürüyorum, atını öldürüyorum. Hatta biliyorsunuz ölen kişiyi mumyalıyorum. Bunların sebepleri ne olabilir sizce? Arkadaşlarım bunların tek bir sebebi var. Ahiret inancı. Ne demek? Ölümden sonra yaşam var ki ben adamın atını gömüyorum. Ben adamın eşyalarını gömüyorum. Niye? Kalktığı zaman hepsi tekrardan düzeni hazır olsun diye. O yüzden değerli arkadaşlarım dikkat. Kurganın yapısı zaten kafadan direkt ahiret inancı. Kurganın içine malzemelerin konulması kafadan zaten ahiret inancı. Peki öldü adam. Adam öldü. Mesela bir prensi öldürelim. Şehzade, prens ya da tigin. Arkadaşlar öldürdükten sonra ne oluyor biliyor musun? Kaç tane tüp boyu var? 40 tane mi? 40 tane tüp boyunu 40 gün boyunca gezdiriyorlar. Belki de 40 gün inancı buradan da gelmiş olabilir arkadaşlar. Biliyorsun 40 gün iş yapmama işte bizde de cenazelerde biliyorsunuz oluyor. 40 gün boyunca işte bazı vatandaşlarımız sakal kesmiyor. 40 gün boyunca efendim iş konuşulmuyor, işe gidilmiyor. Arkadaşlar çok ağır da aslında bakmayın adetlerimiz var. Ama büyük şehirlerde insanlar daha fazla yaşamaya başlayınca bu adetleri yerine getiremez hale geldi. Nereye getireceksin? Orada 40 gün boyunca nasıl gezdireceksin cenazeyi? Yani açık tabut merasimi yok ki yani Cem Yılmaz'ın dediği gibi. O yüzden ne oluyor? Ama gene de getiriliyor arkadaşlar. Ne peki? Sen 40 gün boyunca adamı nasıl gezdireceksin ya? Boy. Muhakkak ki ne yapmak zorundasın? İç organlarını çıkartıp mumyalamak zorundasın. Doğru mu? O zaman işte mumyalama da var. Mumyalama niye var? O kişi de aynen dirilsin diye var. O yüzden mumyalama tekniğinin olması, kurgana olması, kurganın içine ölünün eşyalarla birlikte konulması. Hepsi nedir? Hepsi değerli arkadaşlarım. Ölümden sonra yaşama işarettir. Artı mesela o 40 tane Türk boyunun önünden geçerken cenaze, kulak kesmeler, ciltli yaralamalar, çizmeler hepsi adettendir değerli arkadaşlarım. Adetten. İslam öncesinde ölüm törenleri gerçekten doğum kadar önemli. Bak adam öldü gitti değil mi? Deriz ki adam öldü gitti. Hayır. Arkadaşlar çok önemli. O yüzden bu yapılan cenaze törenlerine ne isim verilmiş?
Yu adı verilmiş. Peki bu kurgan neydi değerli arkadaşlarım? Mezar. Şimdi gelelim bir başka olaya. Hazır mıyız? Peki bu kişi diyelim ki hayatı boyunca savaşmış, 5 tane de düşman öldürmüş. İşte 3 tane Çinli, 2 tane de Moğol öldürmüş diyelim. Arkadaşlar öldürdüğü düşman sayısı kadar yanına ne dikiliyor? Taş. Bu taşlar 1.50 boyunu geçmiyor ve yontuluyor. Niye 1.50'yi geçmiyor? Çinlilerin boyu esas alınıyor. Anlaştık mı? 1.50 yaptın mı? Onu da yonttun mu? Yontarak kime benzetmeye çalışıyorum? Öldürdüğü düşmana benzetmeye çalışıyorum. Niye peki? Şimdi şey niyesi olmalı. Arkadaşlar ben balbat taşını taş olarak da dikebilirdim. Adama benzettim çünkü ben şuna inanıyorum. Buradaki kişiler yani öldürdüğü 5 kişi ahirette bu kişilerin kölesi hizmetçisi olacak. O yüzden o taşları yanı yana dikiyorum. Anlaşıldı mı? Hepsi kölesi olacak değerli arkadaşlar. Peki şimdi dikkatli düşün bakayım. Günay, Mehmet. Siz bir kişi olsanız ve bu inançla yetişseniz hep düşman öldürmeye çalışmaz mısınız? Kaçar mısınız savaştan? Ulan dersin öldürdüğüm kadar dikilecek. Onlar hepsi benim ileride neyim olacak? Hizmetkarım olacak ya. Kızlar şöyle bir düşünün bakayım. Evde bir hizmetçiniz mi olması önemli? 5 hizmetçinizin olması mı önemli? Doğru mu? 5 değil mi ya? Bir tane hizmetçi sadece belki yemeğe bakacak. Ama diğer hizmetçiler ne yapacak? Birisi çocuğuna bakacak. Bir tanesi bahçıvanlık yapıp bahçeye bakacak. Bir tanesi şoförün olacak. Bir tanesi eşinle ilgilenecek. Doğru mu? Bunların hepsini düşündüğün zaman değerli arkadaşlarım. İşte 5 tanenin önemi ortaya çıkıyor. Var mı sıkıntı? O zaman insanoğlu aynı mantıktayız. Biz de o zamanlar olsaydık. Biz de Çinli öldürmeye gidiyorduk. Keşke öldüreydik de şu Covid belası başımızda olmayaydı. Tabii şaka bir yana Türklerle Çinlerin münasebetleri çok fazla olduğu için belki de böyle bir dinaşla geliştirdi. Oğlum öldür ki. Yani çok fazla öldür ki. Çünkü zaten 1'e 5 öldürmek zorundasın. Biz 1 milyonuz, o herifler 10 milyon yani. Hani başka şans da kalmıyor zaten. Hani bal balı dikmesen de önemli değil, mecbur öldüreceksin. Yoksa kendin ölüyorsun. O yüzden mantıken değerli arkadaşlarım, bal bal ölümden sonra yaşamı gösterir. Evet, bir mezar taşı deme. Mesela şu an bizim mezar taşlarımız ölümden sonra yaşamı gösterir. Gösterir mi? Göstermez. Yani bizim mezar taşına baktığın zaman ruhuna Fatiha, ölüm tarihi, doğum tarihi bitti. Bazıları da böyle dörtlükler falan yazanlar da var. Görüyorum şimdi şeyde Cebeci Asri mezarlığında falan. Adam kendi uydurduğu bir şiir var. Mezarın başına yazmışlar. Ama genel manada standarttır biliyorsunuz. Şimdi balbala ne diyoruz? Mezar taşı. Eşük ne demek? Kefen demek ki kefenleme var. Peki bu kadar dini inanış varsa din adamı olmadan olur mu? Arkadaşlar kam veya baksı adı verilen din adamları vardır. Onu da bilelim. Kam veya baksı. Din adam. Ancak dikkat. Din adamları şey değildir. Ruhban bir sınıf oluşturmaz. Yani din adamlara saygı gösterir ama ekstradan bir özelliği yoktur değerli arkadaşlar. Tamu. Cehennem demek. E bu da göstermez mi? Ahiret inancını. Tamu. Uçma. Cennet. Zaten kültüde yazmıştık. Ney? İnanç değerli arkadaşlar. Şunu bilmeniz lazım. Bal bal ölümden sonra yaşam. Kurgan ölümden sonra yaşam. Kurgan içine konulan malzemeler ölümden sonra yaşam. Tamu. Uçma ölümden sonra yaşam. Ama yu törenleri ölümden sonra yaşamı göstermez. Niye göstermez? Cenazenin töreni. Yani siz bir cenaze törenine gittiğiniz zaman kesin ahiret var diyorsunuz mu? Öyle mantıkla mı gidiyorsunuz? Cenaze törenleri göstermez ki. Bu dediklerim gösterir. O zaman dikkat çıkan bir sınav sorusu. Yu kurgan bal bal. Yukarıda verilenlerden hangileri ölümden sonra yaşamı gösterir? Kurgan da bal bal aldı ama yu almadı. Öğrenci bana soruyor. Hocam diyor ya. Ben diyor bir tane kitapla denk geldim diyor. Yu aşı diyor. Yu aşı. E arkadaşım sen yu ne demek bilmiyor mu? Cenaze töreni demek değil mi ya? Aş ne demek peki aş? Yemek. La bizdeki pide ayran ya. Adam yu aşını çözemedim diyor. La neyini çözemedin? Yu demek. Cenaze töreni. Aş demek yemek. Sen bugün pide ayran vermiyorlar mı sana cenazelerde? İşte o demek. Yani bu kadar bazı kavramları bildikten sonra soruyu çözmek çok daha kolaydır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi uyarıya şunu yazalım. Yu törenleri ölümden sonra yaşamı göstermez. Ölümden sonra yaşamı göstermez.
Soru gelse yapar mıyız? Bakın bu çok önemli din ve inanış. 4 sene oldu soru gelmeyeli. 2022 için konuşuyorum. Eğer 2022'de de gelmezse 2023'te geleceğini bil. Haberiniz olsun benden size. Direkt şey de sorabiliyorum. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesinde din ve inanışla ilgili bir kavram değildir. Kavram. E adam oraya başka bir şey yazıyor. Sen kavramları biliyor musun? İlla içine girmene gerek yok. Balbalın din ve inanışla ilgili olduğunu, çavın kağıt para olduğunu bilip onun ekonomiyle olduğunu ilgili olduğunu bilirsen o zaman soru yaparsın. Sorunun geliş şekilleri çok önemlidir kıymetli dostlar. Gelelim müzik. Çok çıkacağından değil ama mecburiyetten kültür medeniyet tarihinde anlatıyoruz. Değerli arkadaşlar müzikte tabii ki en önemli kitara var mesela Türk kanundur. Yine çevgan var alet. Çevgan hem spor dalıdır hem müziktir değerli arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yine değerli arkadaşlarım kopuz vardır hepiniz de biliyorsunuz saz çalınıyor. Onları bir yazalım. Şöyle diyelim kitara Türk kanundur bu. Kopuz ve çevgan önemli müzik aletleridir. Önemli müzik aletleridir. Bunu da söyleyelim. Artı tabii ki bizim bilmemiz gerekenlerden besteye ne isim verilir? Ir değil mi? Melodiye kük adı verilir. Bunlar çok önemli değil. Diyorum ve soru geliyormuş. Ya genelde bazen öyle oluyor. 2014'te ilk videoları çekerken arkadaşlar dedim şimdi at konusu. Şimdi at ne kadar işleyebilirsin yani? Atı ne kadar işleyebilirsin değil mi? Arkadaşlar dedim atla deveyi sormazlar size dedim. Rahat olun dedim. Üstü 2 sene at sordular ya. Yani 2014'te dedim ki arkadaşlar yani bu sorular atla deve değil yani rahat yaparsınız dedim. 2 sene at sordu. Biri Voynu'yu sordu. Hristiyan at bakıcısını. Sonra da değerli arkadaşlar bir de Divan Lügati Türk'te Türk'ün kanadı nedir diye sordu. Gene cevap at. Dedim kesin bir tanesi ganyan oynuyor bunların arasında. Belli o soru yazarlarına. 2 sene at gelir mi ya? Yani demek istedim bazen bizden diyoruz ki önemsiz diyoruz ama bir bakıyoruz arkadaşlar sınavda gelmiş oluyor. Şakası yok ki bu işin yani. Sonuçta bir soru. Zaten İslamiyet öncesinden bir ve ek soru gelecek. O yüzden biraz bu konularda şeye dikkat ediyorlar. Bilindik yerlere dikkat ediyorlar. Zaten yeri gelince soruları da söylüyorum. Evet gelelim değerli arkadaşlarım ekonomiye. Biliyorsunuz ki ekonomimiz ticaret hayvancılığa dayanır ama Uygurlarla beraber sizler de biliyorsunuz ki tarımsal faaliyetler vardır. Önce şunu bir yazalım. Türklerin ekonomisi, tarım, hayvancılık ve Uygurlarla beraber değerli arkadaşlar, daha doğrusu tarım Uygurlarla beraber, hayvancılık ve ticarettir değerli arkadaşlar. Ticarete dayanır. Şimdi burada bir şeyden bir bahsedelim. Genellikle öğrencilerimizde bir yanlış algılama var. Şimdi bakın yerleşik yaşama geçmek demek sadece tarım yapmak demek değildir. Yerleşik yaşama geçmek demek mimari yapmaktır. Yerleşik yaşama geçmek demek değerli arkadaşlarım insanların şehirler oluşturmasıdır. Tapınaklar, saraylar yapmasıdır. Şimdi tarım da yerleşik yaşama geçilmesinde etkilidir. Şimdi dikkat ben niye bunu anlatıyorum? Peki değerli arkadaşlarım kurganlarda tarım aletlerinin bulunması. Bak iyi dinleyin kurganı kazdı bir tarım aleti var. Şimdi bu tarım yapmıyor olabilir mi? Mesela Hunlar. Hun buğdayı var ya. Hun fasulyesi var. Hani biz diyoruz ya. Mesela Kapkan Kağan bir Çinlilerle bir anlaşma yaptı. Adam Çinlilerle ne anlaşması yaptı biliyor musun? Dedi ki bana ziraat tarım aletleri lazım. Tohumluk darı lazım. Bak tohumluk. Niye tohumluk istiyorlar? Arkadaşlar ekmek için. Hatta o Çinliler biliyorsunuz gitti. Tohumluk yerine yanmış buğdayı verdiler bilerek bize. Yanmış darıları verdiler. Bir de onun için savaş çıktı. Yani ekiyor ekiyor çıkmıyor. Sonradan anladı bize yanmış olduklarını verdiklerini. Ulan var ya bu Çinliler ne adamsınız siz ya. Neyse. Yine köklüklerde halkın arazilerin olması. Ekip biçilmesi yani. İşte bu Kapkan Kağan'ın bu faaliyetleri hepsi tarım yapıldığını gösterir. Ama Uygurlar bunu sistematik olarak yapmışlardır. Ve daha düzenli yapmışlardır. Üretime yönelik yapmışlar. Buradakiler biraz da hobi bahçesi gibi düşünün yani. Hani Hunlularda yerleşik yaşam yok. Bir hobi bahçesi ya şuraya da bir domates, bir salatalık, bir maydanoz eksem şöyle organik kendim yesem. O mantık yani. Ama Uygurlarda bu işin ticareti yapılıyor artık. Ve insanlar birbirleriyle alışverişlerde kullanıyor değerli arkadaşlarım. Tarımsal ürünleri. O zaman biz önce şunları bir yazalım. Şunu tabii şunu yazalım başta. Kurganlarda tarım aletlerine rastlanması. Efendim hun buğdayı fasulyesi olması. İsmi bu yani hun buğdayı. Bizde de var ya işte ispir fasulyesi. Aynı onun gibi düşün. Kapkan Kağan'ın ne yapması değerli arkadaşlarım?
Kaptan Kaan'ın Çinlerle yaptığı anlaşmada ziraat aletleri ve tohumluk darı istemesi. Yine köklüklerde ailelerin arazilerinin olması. Bunların hepsi neyi gösteriyor? Tarım yapıldığını gösterir. Dikkat! Bak bu önemli. Ayrıyeten hatırla bakalım. Unlar zamanında yapılıp köklükler zamanında faaliyete geçen bir kanal var. Neydi o kanalın adı? TÖTÖ kanalı değil mi ya? Daha önceden de sınavlarda soru olarak geldi. O yüzden sulama kanallarının olması hep tarım yapıldığını gösterir. Efendim saban bulunması, orak bulunması, hep tarımsal faaliyetler, tarımsal ziraat aletlerinin bulunması tarım yapıldığını gösterir. Ama bunu en iyisini yapan Uygurlardır. Bunu bileceksin. Tamam. Var mı sıkıntı? Günay, Mehmet var mı? Öğrenci arkadaşlar sınavda gelse yapar mıyız? Hangileri tarımsal? Bununla ilgili zaten soruyu yazdım. Biliyorsun bu videonun hemen arkasından bir soru çözüm videomuz olacak. Burada da o soruyu sizlere göstereceğim. Nasıl gelebileceğini. Anlaştık. Peki Türklerin ekonomide özellikle kullanmış biliyorsunuz arkadaşlar dünya transit ticareti vardır. İpek yolu ve Kürk yolu üzerinde. Bizler ne yaptık derse yıllarca ticaret yaptık. Canlı hayvan verdik, ipek aldık. Başka bir şey verdik, başka bir şey aldık. Dikkat. Ama dört devlet bu dünya transit ticaretine ne yapmışlardır değerli arkadaşlarım? Egemen olmuşlardır. Hunlar. Değil mi değerli arkadaşlar? Köktürkler, Uygurlar ve Hazarlar. Çünkü Hazarlar da biliyorsun Kürt yolunu kullanıyor. O zaman dünya transit ticaretine aracılık yapan dört devleti bir yazalım kıymetli dostlar. Söyleyelim. Hun, Köktürk, Uygur ve hangi devlet? Hazarlar. Dünya transit ticaretine katkıda bulundular. Dikkat edelim bu soruya. Çünkü dörtlü seçenek olduğu için beşinci başka bir şey verilebilir. Kıymetli dostlar, peki para. Sonuçta bir şey alıp bir şey veriyorsun. Eskisi gibi değiş tokuş yok ki. O yüzden parayı ticarette bir değişim aracı olarak ilk kullanan Türk devleti Köktürklerdir. Bir kere daha söyleyelim. Parayı ticarette bir değişim aracı olarak kullanan. Eskiden ne vardı? Elma verdim, armut aldım. Şimdi para verdim, mal aldım. Bunu ilk kullanan Köktürklerdir. Onu bir yazalım. Parayı ticarette bir değişim aracı olarak kullanan kimmiş? Köktürklerdir. Dikkat. Peki ilk defa bir hükümdar hatırlayalım. Kendi adına para basmıştı. Kimdi bu? Türgiş Hakanı Bagatarkan. Onu da yazalım mı? İlk defa bir hükümdar kendi adına para bastı. Kimdi bu basan? Türgiş hükümdarı Bagatarkan. Zaten onu Türgişleri anlatırken hatırlayalım değerli arkadaşlar. Biz bunu söylemiştik. Var mı sıkıntımız? Şimdi iki tane de değerli arkadaşlarım şunu söyleyelim. Türklerin kullandığı paralar var. Şimdi paraların isimlerini biliyoruz. Şimdi onları da bir yazalım. Türk tarihinde kullanılan ya da Türklerin İslam öncesinde kullandığı paralar. Türklerin İslam öncesinde kullandığı paralara bir bakalım. Arkadaşlar isimlere dikkat edelim. Yarmak, Kamdu, Kuan, Poy, Böz, Çav, Satir. Önce şu satirden başlayalım. Satir gümüştür. Bir diske benzeyen bir paradır değerli arkadaşlarım. Yarmak da zaten bir madeni paradır. Cinsleri olabiliyor. Kamdu, Kuan, Poy, Böz hepsinin cinsi neymiş? Bezden yapılma paralar. Böyle ipek kumaş gibi değerli arkadaşlar. Onu veriyorsun ona. Damgalı. Peki Çav bunlar arasında çok farklıdır. Çünkü nasıl bir paradır? Kağıt bir paradır. Tamam. Bunlar arasında arkadaşlarım Çav parası diğerlerine göre daha fazla önemli. Ama mesele o değil. Aşağıdakilerden hangisi? İslam öncesinde. Ekonomik bir kavram değildir. Adam oraya yazıyor Kuan Poy diye. Öğrenci diyor ki bu ne ya? Ya çünkü hiç duymamış ki Kuan Poy'u. Sen Kuan Poy'u sadece aklına para olarak kalsın. Ha para, ha tabii ekonomi, tamam bitti. Sen illa adam sana Kuan Poy'u sormaz. Ama aşağıdakilerden hangisi İslam öncesinde ekonomik bir kavram ya da ekonomik bir terim değildir? A. Kuan Poy'u. B. Çav. C. İpek yolu. D. Bilmem ne. E. Yu. Sen onu dinleyen araçtan da bulabilirsin. Sıkıntı yok. Ama en azından şu Kuan Poy gibi, Çav gibi şeylerin biraz da olsa ekonomiyle alakalı olduğunu bilelim. Peki ekonomi nereden yapılıyor? İki tane yoldan. Biri İpek yolu, bir tanesi de Kürk yolu. Değerli arkadaşlarım İpek yolu nerededir? Çin'den başlar.
Hatta şuradan ters oldu, şu şuradan göstereyim doğudan. Çin'den başlar, başladı gitti Özbekistan, Taşkent geliyor Anadolu'nun içine girdi. Anadolu'da zaten 8'e ayrıldı. Diyarbakır, işte Mardin, Hatay yolu ayrı. Efendim Ankara, Beypazarı, Bursa yolu ayrı. Bu taraftan Elazığ, Malatya bilmem ne yolu ayrı. Gaziantep yolu ayrı. İçeride çok dağılıyor ama varış yerine İstanbul. İstanbul'dan da mallar Avrupa'ya. O zaman Çin'den başlayarak Anadolu'ya, Anadolu'dan da Avrupa'ya geçen kara ticaret yoluna biz ne isim veriyoruz? İpek yolu ismini veriyoruz. O zaman biz bunu yazalım. Çin'den başlayıp nereye gidiyormuş? Avrupa'ya kadar uzanan kara ticaret yoludur. Ne savaşlar oldu şunun için. Şunun vergisini alabilmek için bu yoldan geçerler. Çok. Peki Kürk yolu ne? Hatırlayın. Hazarlar kullanmıştı o yolu. Bu da paralel bir yol. E bak şimdi iki tane yol var. Şimdi ortası o kadar büyük ki. Aşağıdan geçen yol İpek. Öyle anlayın. Yukarıdan geçen yol Kürk yolu. Kürk yolu niye ismini bundan aldı? Gelincik, vaşak, sincap. İşte derisi olan hayvanların daha fazla taşındığından dolayı. O biraz Karadeniz'in üzerine geliyor. Niye Karadeniz'in üzerine? Soğuk. E sen kürkü kime satacaksın? Karadeniz'in üzerinde yaşayan milletlere satacaksın. İşte Ruslara, efendim Sibirlere. O yüzden Karadeniz üzerinde biliyorsunuz eskiden İtil ve Volga ırmakları vardı. Şimdi onlar birleşecek biliyorsunuz Don ve Volga diye geçiyor ya ırmaklar. Oraya kadar uzanır. Abakan bozkırlarından başlar. Yine bu da Çin'den başlıyor. Çin, Abakan bozkırlarından başlayıp nereye kadar gidiyormuş değerli arkadaşlarım? Karadeniz'in kuzeyinde sona erer. Kuzeyinde sona erer. Bu yolu kim kullanıyordu ağırlıkta hatırla? Hazarlar devleti kullanıyordu. Var mı sıkıntısı olan? Tamam, çok güzel. Geçelim yazı dil ve edebiyata. Biliyorsunuz Türkler tarih boyunca birçok alfabe kullanacak değerli arkadaşlarım. Hatta bu alfabeler bizlerin resmi alfabeleri olacak. Örnek Köktürk, diğer adıyla Orhon. Çıkan sınav sorusu. Türklerin ilk milli alfabesi aşağıdakilerden hangisi? Cevap Orhon. İlla Köktürk demek zorunda değil. Zaten gerçek adı da Orhon zaten, onu da söyleyelim. Orhon veya Orhun fark etmez. Türklerin tarih boyunca kullanmış olduğu ilk takvim Orhon alfabesi. Ancak şunu da bir şey daha söyleyeyim. Takvim diyorum yazı edebiyattan. Bir şey daha söyleyelim. Şimdi bir de şöyle de bir soru geldi. Milli alfabeler istediler İslam öncesi. İslam öncesi milli alfabe iki tane. Bir tanesi ne? Orhon abi, Orhun. Abi de deyip duruyorum ya alfabesi. Bir de Uygurların alfabesi değerli arkadaşlar. Doğru mu? O zaman bunlar bizim milli alfabelerimizdir. Doğru mu? Orhon ile Uygur alfabeleri bizlerin milli alfabeleridir. Bak buraya Sod senin mi? Kiril senin mi? Latin senin mi? Doğru mu? Evet kullandık. Farsı da kullandık ama bunlar hiçbir bizim milli alfabelerimiz değil. O zaman şu not kısmını onu yazacağız değil mi Günay? Orhon ve veya değil mi? Ve yazalım. Uygur alfabeleri İslam öncesi Türklerin milli alfabeleridir. Ancak burada bir şey neye dikkat edecektik? Sana ilk derse ne diyeceksin? Oro. Tamam o belli. Şimdi biliyorsunuz edebiyatta da edebiyat iki kısma ayrılır. Biri sözlü edebiyattır. Biri de yazı. Hocam niye sözlü edebiyat var ki? Niye var? E göçebe olanlarda yazı geç kullanıldığı için. Ağırlıklı olarak hatta ne var? Sözlü edebiyat var. Değerli arkadaşlarım sözlü edebiyatı da biliyorsunuz ki sizler de görüyorsunuz. Birçok böyle kavramı var. Şimdi bu kavramlardan iki tanesi çok kıymetlidir. Biri sav, diğeri de sagudur değerli arkadaşlar. Sav'ı bir yazalım. Sav ne demektir günümüzde? Atasözü demekken sagu ne demektir? Ağıt. Türkiye'de ağıt yakılmaya devam ediyor mu ülkemizde? Hem de nasıl? Arkadaşlar siz köylerdeki cenazelere katıldığınız zaman ciddi manada sagularla karşılaşırsınız. Ağıtlarla. Ve bu ağıtlar daha önceden hazırlanmış değil. O esnada insanın gerçekten ciğerinden çıkarak konuştuğu laflardır. O yüzden savla sagu kesinlikle bilinmesi gereken iki terimdir. Bunu söyleyelim. Destanları zaten aşağıda açıklayacağız. Koşuk ne demek peki? Koşuk. Koşma. Evet. Saz özelliğinde söylenen şiirler değil mi? Hikayelerden özellikle hangi hikaye bizim için çok kıymetli? Dede Korkut hikayeleri önemli. Destanları zaten işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar benim tek korkum şu.
destanların içeriğine girip sormaları. Bakın şimdi destanı şöyle sorsa benim öğrencim yapar. Kimin hangi devlet tarafından yazdığı? Ama adam orada sormuyor ki onu. Onu gidiyor ne yapıyor? Veriyor. Bilmem ne demir kapıya ulaştı. İşte dağı eritti. Hadi bakalım bu destan ne? E kardeşim bu edebiyatçıların işi yani. Sen tarihte bu tür bir destanın içine girerek sormaman lazım ÖSYM olarak. Senin sorman gereken en baba soru eşleştirme sorusu olabilir. Ya da direkt kafadan işte Ergenekon ve Bozkurt destanları hangi devlete aittir? Şimdi biz onun içine girersen artık bu tarihçilik olmuyor. Bunun adı ne oluyor? Edebiyata giriyor. Mesela evet biz de işiyoruz edebiyat kısımlarını ama çok böyle bir edebiyat öğretmeni kadar işliyor muyuz? Bir Terhin tarihat yazıtlarıyla, Moyenşur işte Sinevusu yazıtlarını birkaç kelimeyle anlatırken edebiyatçı onu 100 kelimeyle anlatabilir. O yüzden soruyu yazan arkadaşlar da yani arkadaşlar da hiçbir abimiz ablam şeyimizdir yani büyüklerimizdir, doçentler, profesörler. Yani buna biraz dikkat etmek zorundalar. Çok aşırı girmemek lazım. Ha o yüzden ne yapacağız? Lütfen konu anlatımı kitaplardan o Yenisey diyorum. O işte Alper Tunga destanı, Bozkurt, Ergenekon ben söyleyeceğim hangilerin içeriğine bakmanız gerektiğini onlara da lütfen bakalım. Çünkü ben burada söylesem de senin aklına kalmaz. O yüzden onları şöyle bir kere en azından okuyalım değerli arkadaşlar. Evet Alper Tunga hangisine aittir? Kime aittir? İskitlere. Oğuz Kağan destanı. Asya Hunlarına. Dur şimdi. Hocam ben vallahi şu hafızamı çalıştırıyorum. Ben hiç Hunlarda Oğuz Kağan diye bir adam duymadım. Arkadaşlarım Oğuz Kağan diye nitelendikleri kişi Metehan'dır. Tamam mı? Onu söyleyelim. O zaman Asya Hunlarına ait olan Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan olarak geçen kim? Metehan. Onu bir not olarak şuraya yazalım mı? Oğuz Kağan destanında geçen kişiyi Mete Han'dır. Doğru mu? Peki Ergenekon Bozkurt kimlere aittir? Köktüklere aittir. Türeyiş ve göç Uygurlara aittir. Doğru mu? Attila. Attila kim arkadaş? Avrupa Hunları değil mi? Avrupa Hunlarına aittir. Manas destanı dünyanın en uzun destanı. Sizler de biliyorsunuz Kırgızlara aittir. Şan kızı. Bakın Şan kızı bu Bulgarlara aittir normalde de ama Manisa'da, Afyon'da ve İzmir'de Şan kızı destanı çokça bilinir değerli arkadaşlar. Köylerde anlatılır. Yani bu ne demek istiyorum? Aslında Bulgarların bir dönem ya orada yaşadılar ya da bizim Bulgaristan'dan gelen göçmenlerimizin oraya yerleşmesiyle. Şan kızı destanı hala birçok ilimizde yani evet Bulgarlara aittir. Doğru ama Bulgarların da eskiden bir Türk boyu olduğunu unutmamak lazım. Yaratılış destanı kime ait? Altay Türklerine. Altay Türklerine ait. Şimdi bunları tabii en sonunda ben ne yapacaktım? Hatırlayalım. En sonunda ben oturacağım. Bunların hepsi işaretlemesini yapacağım. Ve hangisinin önemli olduğunu söyleyeceğim. Biz anlatmakla mükellefiz arkadaşlar. Ama önemli noktaları bir kere daha söylüyorum. Sizin için yani ben bir öğretmen gözünden bakaracağım. Şimdi mesela sorularda da öyle olacak Günay. Şimdi soru çözerken önemli o yani anlattığımın sorusunu çözmeye gayret edeceğim ki öğrenci de pekişsin. Olay bu. Şimdi bak buraya gelelim yazılı edebiyata. Yenisey kitabeleri en eski kitabelerden biri hatta en eski diyorlar. Yenisey kitabeleri sizler de biliyorsunuz ki arkadaşlarım Kırgızlara aittir. E şimdi hocam şöyle bir olay var. Bütün gittiğim işte kurumlarda veya kitaplarda en eski kitabe Yenisey denilirken niye acaba biz Orhun Abideleri'ni Türk Tarihlik Milli Yazı Kaynağı olarak alıyoruz? Edebi metin değil çünkü. Yenisey kitabeleri nasıl biliyor musunuz? Taş tek kelimelik. Yani bir edebi metin oluşturması için bir cümle oluşturması lazım. Yenisey kitabeleri eski olmasına rağmen bir edebi metin oluşturmadığı için edebi metin olarak biz hangisini alıyoruz? Orhun Abideleri'ni alıyoruz. Anlaşıldı mı? Yenisey kitabeleri tek tektir. Mesela Kaplumbağa taşının üzerine bir kelime var mesela. Ne? Kırgız kelimesi. Bir kelime var. Ne var? İşte Oğuz kelimesi. Ama bir cümle yok. Cümle olmadığı için bu cümle olmazsa ne olur? Edebi metin olmaz. O yüzden Yenisey kitabeleri ne kadar eski olmasına rağmen bizler ne olarak alamayız? Türk tarihinin ilk milli edebi eseri olarak alamayız arkadaşlar. Önce şunu bir yazalım. Kime aittir? Direkt sınavda da gelir ama. Kırgızlara ait olan en eski kitabe diye de gelebilir. Cevap Yenisey. Ayrıca önemi neydi değerli arkadaşlar? Türklerin en eski kitabesi olarak bilinir. Evet şimdi sorunun en fazla geldiği
İki Bugut'u da yazalım mı? Ha, bir iki diye gidelim. Söyle Bugut'u. Köklüklere ait el eski kitabe değil mi bu da? Evet. Köklüklere ait el eski kitabe. Şimdi Orhun abileri çok çok kıymetli. Onu baştan söyleyelim. Değerli arkadaşlarım, Orhun abileri sizler de biliyorsunuz ki Kutluklar zamanında Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültig'in adına dikilmiş yazıtlardır. 2021 KPSS'de şöyle gelmiştir soru. 1. Bilge Kağan, 2. Kültig'in, 3. Yolluk Tigin. Bunlardan hangileri adına dikilmiştir? Yolluk Tigin adına dikilmemiştir. Eğer oraya Vezir Tonyukuk yazsaydı, üçünün adına dikilmiş olacaktı. Yani bakın 2021 nereden gelmiş? 2021 KPSS buradan gelmiş değerli arkadaşlarım. O yüzden bizler de dikkat edeceğiz. Orhun abidelerini bir kere şunu bilmek lazım. Türk tarihinin ilk yazılı edebi metin eseridir. Bir kere bunu bileceğiz. Türk tarihinin ilk yazılı metin eseridir. Doğru mu? Doğru. Peki başka? Kimin zamanında yazılı? En önemli mesele bu. Kutluklar, yani diğer adıyla ne? İkinci Göktürk. Kutluklar zamanında yazılmıştır. Peki günümüzde hangi devletin sınırları içinde? Değerli arkadaşlar, siz bugün Moğolistan'a gidin. Ya da bir gün dünya hani bu gidersiniz bir şey olur. Moğolistan'da değerli arkadaşlar şu an eskiden ırmağın dibindeydi. Irmağın dibinde. Ama şimdi ırmağın dibindeyse ne oluyor? Git gide çürüyor. E sonuçta açık alan. Rüzgarı var, seli var, yağmuru var, karı var, kışı var. Bunun üzerine değerli arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti bunları yerinden söktürdü Moğolistan'la işbirliği yaparak TİKA. Aldı bunları değerli arkadaşlarım bir müzenin içine koydu. Müzede onları da camekanla kapattı. Yani Orhun abileri eskiden ırmağın dibindeydi yani. O şimdi değil. Şimdi bir müzenin içine aldı TİKA onu ki çok doğrusunu yaptı. Hatta keşke hani izin vermezler ama keşke o Orhun abileri Türkiye'ye getirebilse. Yani birçok şey biliyorsun Türkiye'ye getirilebiliyor. Ya biz Moğol verek Moğolistan'a sıkıntı yok. Bizde varsa veririz önemli değil. Ama Orhun abileri keşke Türkiye'ye alabilsek. Çünkü birçok aslında ikili ilişkilerde sizler de duyuyorsunuzdur. İşte eskiden kaçırılan bir işte bir öve, eskiden kaçırılan herhangi bir sanat eseri ilgili devletlerle iyi ilişkiler kurarsan tekrar geri alabiliyorsun. Ya da satın alıp getirebiliyorsun. Ama bu metinler bizim için çok kıymetli. Keşke Türkiye'de olabilse ve sergilenebilse. Çünkü sıkıntımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? İslamiyet öncesi size anlatıyoruz. Ama bir tane bile görselini göremiyorsunuz. Sıkıntı bir tane kurgan göremiyorsunuz. Doğru mu? Bir tane balbal göremiyorsunuz. Efendim bir tane Orhun abilerini keşke görebilsek. Altını elbiseli adam zırhı. Mesela en son Ankara'ya getirildi. İnanılmaz bir kalabalık oldu. Demek ki olunca oluyor. Olunca oluyor. E demek ki biz aslında bazı şeyleri halkın önüne koyabilsek bu tür tarih şeyleri kesinlikle milli bilinç açısından çok önemli. Ben buna ya Orhun abilerini artık bir kitaplarda görmeyelim ya. Şunu bir kere de olsa müzeden getirtirebilirsek. İşte bu işler de zor arkadaşlar. Taş kırılabiliyor, kazası var, belası var. Doğru mu? E şimdi bunlar da var. Ama şunu Orhun abileri bizim için hem sorusal değeri çok fazla. Hem tabii ki milli değeri fazla. Zaten o yüzden her zaman söylüyor. Bakın en sonunda bir daha zaten geldi. Hangi devlette bulunur? Direkt sınavda çıkar. Neymiş? Moğolistan'da bulunur ama maalesef ki bu yani köklük şeyleri, kitabeleri ya da Orhun kitabeleri aşağıda bilen hangi devlet sınırları içinde yer aldı? Vallahi bu memleketin yarısı Çin yapar. Vallahi diyorum Çin yapar. Bilmiyor ki adam Moğolistan'da olduğunu. O yüzden bizler kamu personel seçme sınavı öğrencisi olabiliriz. Ama yaşlarımız artık 20-25. Artık biz bazı şeyleri gerçekten bilmek zorundayız arkadaşlar. Bu illa sınavda geliyor için değil. Peki ne anlatılıyor burada? Birçok şey anlatacak onu söyleyeceğim. Ama en önemli şey halkın özellikle de derse devlete karşı sorumlulukları, devletin halkına karşı sorumlulukları anlatılır. Onu bir yazalım. Karşılıklı sorumluluklar anlatılır. Bunu da söylemiş olalım. Peki burada ne vardır? Mesela Vezir Tonyukuk der ki yıllarca Çin'in içinde yaşadık. Çinler bize bunu yaptı, şunu yaptı. Siz sakın böyle yapmayın. Nasihat. Ama nasihat siyasi olursa onun adı ne oluyor? Siyasetname oluyor. O zaman dikkat, bu nasihatlar birleştirmesi özellikle Türk kanunlarına hep öğüt niteliği taşır. Yani siyasetname özelliği gösterir. Tamam. Türü neymiş yani? Siyasetname özelliği gösterir. Başka?
Runik yazılmıştır. Runik ne demek? Aşağıdan yukarı. Zaten başta çözülememesinin sebebi de oydu. Arkadaşlarım, sağdan sola, soldan sağa veya aşağıdan yukarı. Runik yazı çeşidiyle yazılmıştır. Peki ilk çözülen kelime ne ya? İlk hangi kelime çözüldü? Tengri, yani tanrı kelimesi değerli arkadaşlarım. İlk çözülmüştür, onu da yazalım. İlk çözülen kelimedir. Arkadaşlar bunu tabii çözen adam çok çok önemli. Hepiniz de yıllarca duydunuz. William Thompson. Bu bir filolog. Doğru mu? Çözmüştür. Zaten bu dilcilerle ilgili ben oturup muhabbet ettiğim zaman akademik anlamda İsveç, Danimarka kökenli kişilerin bizim alfabeleri çözme yetisinin bu kadar kuvvetli olması. İsveç, Danimarka gibi ülkelerde Türkçe kelimelerin yoğunlukta olması. Yani beni birçok şeye sevk ediyor açıkçası. Yani şey anlamda söylüyorum. Yani biz çözemezken onların çözmesinin zamanında acaba göçler dolayısıyla o bölgelere de gidilmiş olma ihtimalini bana hatırlatıyor. Sonuçta karanlık çağlar vardır. Her çağı aydınlatamazsınız arkadaşlar. Yani siz dikkatinizi çekiyor mu? Hep çözenler ya İsveçli ya Danimarkalı. Ve birçok kelimemiz hala İsveççe ve Danimarka. Danimarkaca diye bir dil var mı onu bilmiyorum da. İşte İsveççe'de veya farklı dillerde hala Türk kelimeleri çok yoğunlukta. Ve bunların da bunların hep çözmesi de bana hep her zaman çok ilginç gelmiştir. Özellikle bu videonun altına özellikle dilci arkadaşlardan yorum bekliyorum. Neden acaba İsveç ve Danimarkalılar devamlı bizlerin şeyini çözerken biz kelimesel anlamda çözemiyoruz? Bunu bir açıklarlarsa bizler de öğrenmiş oluruz. Evet, kimler adına dikilmişti? Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültigin adına dikildi. Kültigin adına ne olmuştur değerli arkadaşlarım? Dikilmiştir. Doğru mu? Doğru. Peki ne anlatılıyor arkadaşlarım? Konusu olarak arkadaşlar şu. Çin ile münasebetler. Kağanlara itaat konusu var. İtaat edilmesi. Karşılıklı görevler, sorumluluklar, Çinlilerin yapmış olduğu entrikalara karşı alınacak önlemler hepsi ne olmuştur? Değerli arkadaşlarım anlatılmıştır. Bu arada şunu da söyleyelim. İlk Türk tarihçisi ve yazarı Vezir Tonyukuk'tur. Bunu asla unutmayalım. İlk Türk tarihçisi ve yazarı kimdir? Vezir Tonyukuk'tur. Hocam bu nasıl oluyor? Üç tane dikilmedi mi? Bak buraya. Üç tane anıt dikilmedi mi? Peki ilk anıt dikilince Vezir Tonyukuk yazdı değerli arkadaşlarım. Doğru mu? Vezir Tonyukuk yazdıktan sonra zaten kendisi öldükten sonra da bu sefer de onun adına dikildi. O zaman ilk anıtı kim yazıyor? Tonyukuk. Mantıken ilk Türk tarihçisi ve yazarda kim olur mantıken? Tonyukuk olur. Yolluk dikilini de yazmıştır ama yolluk dikil ikinci ve üçüncüyü yazmıştır. Anlaştık mı? O zaman ilk Türk tarihçisi ve yazarı yolluk dikil değil. Kim? Vezir Tonyukuk. Bunu bileceğiz. Gelelim Terim veya Taryat yazılarına. Evet bunları teker kelime söyle Günay. Uygurlara ait hocam. Uygurlara ait. Evet. Moyençur. Gene Uygurlara. Karabalsagun. Gene Uygurlara ait. Niye? Niye bu kadar Uygurlara ait fazla? Yerleşik yaşam var. Doğru mu? O yüzden bakın Terim. Moyençur ve Karabalsagun yazısının hepsi Uygurlara ait olması sebebi bu. Peki Moyençur'dan devam et. Köktürk harfleriyle yazılmış. Gerek yok ona. Devam. Karabalsagun yazısı Uygurlara ait. Soğutça, Çince, Türkçe. Soğutça, Çince, Türkçe. Maniyizmi anlatıyor hocam. Maniyizmi anlatıyor. Evet, geçişi anlatıyor. Evet, şimdi bunlara baktığımız zaman değerli arkadaşlar, edebiyat kısmı dediğimiz kısım bu. Şimdi gelelim işaretleme kısmı. Evet, hep beraber bir işaretleyelim bakalım. Bu arada birinci üniteniz bitti. Hayırlı olsun değerli arkadaşlarım. Şimdi ilk 5-6 videoyu seyrettikten sonra artık bu saatten sonra yavaş yavaş bana alışacaksınız. Ben size alışacağım. Ardından ise değerli arkadaşlar, soruları çözdükçe, önünüze gelmeye başladıkça ve soruları çözme yeteneğiniz arttıkça İster istemez derlikse devam edeceksiniz ve en sonunda ise bizler mutlu sona ulaşacağız. Mutlu sonumuz ne? 23 yapmak, 24 yapmak, 25 yapmak, 26 yapmak, 27 yapmak.
Sakın ola ben yapamam zannetmeyin. Sınava girdikten sonra bunların hepsi tek tek yaptığınızı göreceksiniz. Bakalım. Şimdi bir, şurada ne var, şurada ne var, şurada. Bir, totemizmin diğer adını bilmek zorundasınız. Ongunluk, bunun bir dini kavramı olduğunu bilelim. Bunlar arasında yu önemli, kurgan önemli, balbal önemli. Peki size soru şu, hangisi ölümden sonra yaşamı göstermezdi? Yu ölümden sonra yaşamı göstermezdi. Bu uyarıya lütfen dikkat edelim. Ekonomiye geldik. Özellikle şu iki not çok kıymetli. Tamam arkadaşlar? Türklerde tarımın yapıldığını göstergesi. Burada özellikle Kuampoyu'nun, Kamdu'nun ve yarmak kelimelerinin ekonomik para terimleri olduğunu bilelim. Sadece bak bilelim. Yoksa neyden yapıldığını çok çok önemli. Yok, buraya geçtim. Türklerin tarih boyunca kullandığı ilk alfabenin Köktürk, ilk iki milli alfabemizin Köktürk ve Uygur olduğunu bilelim. Hatta gelen bir sınav sorusu onu da gelmişken söyleyelim. Aşağıdakilerden Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler diye sorular ama dört tanesini verdiler. Hemen söylüyorum. Köktürk, Uygur, Arap ve Latin verdiler arkadaşlar. Tamam. Sırasıyla istediler çünkü. Köktürk, Uygur, Arap, Latin. Bu çıkan bir sınav sorusu. Gene bir başka sınav sorusu. Türklerin ilk milli alfabesi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Orhun alfabesi. Edebiyatta iki taneyi bileceğiz. Sav ve Sagu. Bunlardan önemlileri söyleyeyim ben size arkadaşlarım. Oğuz Kağan Destanı, Ergenekon Bozkurt, Türeyiş ve Göç Destanı ile Manas Destanı kimlere ait olduğunu bilelim. Türklerin en eski kitabesinin Yenisey olduğunu, Orhun abidelerinin her bir tanesinden soru gelebileceğini, buranın direkt zaten sınav sorusu olduğunu söyleyelim. Buradan da sadece isimsel olarak aklınızda kalsın yeter. Evet kıymetli dostlar, şimdi soru zamanı. Sizlere belirlediğim kendi kitabımdan veya daha evvelden sınavlarda sorulmuş, illa KPSS değil, TYT, AYT, Adli İdari Yargı Hakimlik, Açık Öğretim Fakültesi, Polislik ve Askeri Sınavlar, aklınıza gelebilecek eski ÖYS, ÖSS sorularından, çünkü tarih değişmiyor biliyorsunuz. Bunlardan karma 25 tane sorumuz var. Soruya öğretmenin nasıl yaklaştığını bilmeniz lazım. Onlarla yani o videoyla görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın arkadaşlar.